AK Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan, partide 5. olağan kongre takviminin 15 Eylül 2014 tarihinde başlayacağını belirterek, Çorum'da delege seçimlerinin 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Ceylan, ilçe kongrelerinin 31 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanacağını, 22 Kasım-22 Şubat arasında da il kongrelerinin yapılacağını bildirerek, kongre süreçlerinin tamamlanmasının ardından 5. olağan büyük kongrenin gerçekleştirileceğini duyurdu. Biliyorsunuz en son 2012 yılında yapmış olduğumuz kongreler neticesinde 22 Haziran önce ilçe belde kongreleri, ilçe kongreleri ve daha sonra da il kongresiyle beraber 22 Haziran 2012 yılında il yönetimi olarak göreve gelmiştik. Zaman akıp gidiyor. 3 yıllık kongre süreci, normal sürecimiz, olağan kongre sürecimiz 15 Eylül itibariyle başlamış durumda ve bununla ilgili de sizlere daha önceden söylediğim üzere geniş bir basın aracılığıyla hem teşkilat mensuplarımıza hem de kamuoyuna bir bilgi vereceğiz. Bugünkü basın toplantımızın ana maddesi 5. olağanüstü kongre sürecimiz. Ve bunun akabinde de basın mensuplarımızın soruları varsa bu süreçle ilgili de veya genel konjüktürle ilgili bunlarla ilgili de sorularınızı alacağız. Değerli kardeşlerim, AK Parti siyasi hayatı biliyorsunuz 14 Ağustos 2001 tarihinde başladı. Aziz milletimizin taahhüt ettiği ve bugün yeni Türkiye olarak tanımladığımız demokratikleşme, refah toplumu, kalkınma, öncü olma, ilerleme ve büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma süreçlerinin tamamını siyasi yolculuğunda ve büyük başarı hikayesinin bir destan olarak gerçekleştirdik şu güne kadar. AK Parti demokrasiye, milletin değerlerine, ülkemizin birlik ve beraberliğine gösterdiği sadakatle, darbe kurallarına, vesayet sistemine ve gerileme dönemlerine karşı çıkarak sona erdirmiştir. AK Parti kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın ilk 13 yılında kimsenin hayal bile edemediği birinci atılımı gerçekleştirmiştir. Bu atılımın kaynağı demokratik meşruiyet, siyasal meşruiyet ve 9 seçimde milletimizin ortaya koyduğu büyük destektir. Şimdi hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 tarihinde ikinci atılımı gerçekleştirmektir. AK Parti bütün başarısını, yol haritasını belirlediği birinci olağan, ikinci olağan, üçüncü olağan, dördüncü olağan ve birinci olağanüstü kongre sürecinde ortaya koymuş olduğu ilke, felsefe ve bunun üzerinden milletle imzaladığı sarsılmaz güvene dayalı sözleşmeyle sağlamıştır. AK Parti ülkemizin siyasi tarihine yükseliş dönemi olarak kaydedilecek ve bu süreçte gayretli ve inançlı çalışmalarla birçok yapılamaz denilen icraatı gerçekleştirmiştir. Hayaller gerçek oldu. Ülkemizin ve insanımızın geleceğe ümitle bakması sağlandı. Memleketimizin çevresini değiştirdi. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma, adaletten emniyete kadar her alanda ülkemize ve insanımıza yakışır hamleler ortaya koydu. Başlatılan, bitirilen ve hala devam eden büyük projelerle insanımıza haklı bir özgüven kazandırdık. Ekonomimiz büyüdü, Türkiye bölgemizde ve dünyada itibarlı ve güvenli bir ülke konumuna geçti. AK Parti ülkemizin karanlık bir döneminde milletimizin sinesinden milletimizin değeri olarak aydınlıklara ulaşmak için kurulmuştur. Bu nedenle demokratik hayatımızın örnek partisi olmuştur. Siyaset yapma anlayışı seçmenleri, üyeleri ve yöneticileriyle geliştirdiği iletişim modeli, siyasi etkinliklerde ortaya koyduğu disiplin ve düzen ülkemizde ve tüm dünyada takdir edilmektedir. Bu felsefe siyaset hayatımızdan ben fikrini çıkartmış, biz ülkem ve davam anlayışını getirmiştir. Birinci olağanüstü büyük kongremiz yapılışıyla ve sonucuyla bunun en mümtaz ve en yakın örneğidir. AK Parti
birinci olağanüstü büyük kongresiyle ülkesine ve dünyaya ortak akılla birlikte istikrara, güvene ve büyük hedeflerine olan vazgeçilmez bağlılığının mesajını vermiştir. AK Parti birinci olağanüstü kongresiyle aynı salonda halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kongrede tüm katılanların ortak ittifakıyla seçilen Genel Başkanı ve Başbakanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun ortaya koyduğu örnek tablo ile Türk siyasi tarihine damga vurmuştur. AK Parti'nin önümüzdeki hedefi başlayan 5. olağan kongre sürecimizle birlikte 2015 seçimlerinden başarıyla çıkmaktır. Milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizden beklentisi budur. Bugüne kadar siyaseti güçlendiren ve itibar kazandıran partimiz 5. olağan kongresinde elde edeceği güç, birlik, beraberlik anlayışı ve kongrelerden çıkaracağı enerjiyle milli iradeye hakim kılmaya devam edecektir. Kongrelerimiz Türkiye'mizin büyük hedeflere ulaşmasının kaynağıdır. Kongrelerimiz çözüm süreci irademizin kaynağıdır. Kongrelerimiz yeni Türkiye'nin vazgeçilmez ihtiyacı olan yeni anayasanın aziz milletimizle buluşturmasının bir başlangıcıdır. Kongrelerimiz tüm vesayet kalıntılarının, paralel yapının, milletimize musallat olan tüm musibetlerin tasfiye edildiği gündür. Kongrelerimiz yeni Türkiye yolunda atılacak adımların gerçekleştirilecek mimarinin meşruiyet kaynağıdır. Değerli kardeşlerim, kongrelerimiz öncü Türkiye'nin tam demokrasisinin, yükselen ekonominin, eşit vatandaşlığın, millet-devlet muhabbetinin kaynağıdır. Kongrelerimiz büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimizle buluşma ve geleceğe taşınma iradesinin kaynağıdır. Nihayetinde kongrelerimiz 2015 seçimlerine hazırlandığımız bu dönemde aziz milletimizden yeniden güç alarak partimizin ve teşkilatlarımızın tazelenme, yenilenme, kuvvet kazanma 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmasındaki en büyük güç kaynağıdır. Ve kongrelerimiz millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının kaynağıdır. Değerli basın mensupları, değerli kardeşlerim, gerçekleştirilecek olan 5. olağan kongre takvimi daha önce söylediğim üzere 15 Eylül 2014 tarihinde başlamıştır. 22 Şubat 2014 tarihinde de ilk kongrelerinin sonuçlanmasıyla birlikte kongre süreci tamamlanmış olacaktır. 5. olağan kongre sürecimizin ilk ve en önemli aşaması köy ve mahalle delegeleridir. Delege seçimleri parti içi demokrasinin temel taşıdır. Bunun için delege seçimleri köy, mahalle ve beldelerimize kayıtlı tüm parti üyelerimizin katılımıyla mahallinde ve sandık konularak yapılacaktır. Delege seçimleri partimizin ve toplumumuzun her kesimini kucaklayan adil bir anlayış ile tüzüğümüzde ve yönetmeliğimizde belirtilen kıstaslar ve ilkeler göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir. İlimiz, ilçemizdeki delege seçimleri tüm köy ve mahallelerimizde 17-18 yani haftaya cumartesi ve pazar günü Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır. Tüm Çorum ilinde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirilecektir. Böylece parti içi demokrasinin ve seçmenimizle bütünleşmenin en önemli temeli köy ve mahallelerimizde atılmış olacaktır. Daha sonra kongre takvimine uygun olarak 1 Kasım ve 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilçe kongrelerimiz, il yönetimimizin belirleyeceği yürütme kurulumuzun istişaresi sonucunda ve teşkilat başkanımız ve il başkanımızın onayı ile 1 Kasım ve 31 Aralık tarihlerinde 14 ilçemizde kongremiz gerçekleşecektir. 22 Kasım ve 22 Şubat 2015 tarihleri arasında ise söylediğim üzere il kongrelerimiz tüm Türkiye'de 81 ilde gerçekleşecektir. Değerli basın mensupları, kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan seçilmesiyle yeni Türkiye'nin kapıları ardına kadar açılmıştır. Türkiye bu yeni dönemde güçlü, demokratik,
müreffeh ve saygın bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde tüm teşkilatlarımızla yek vücut olarak büyük hedeflere ulaşacağız. AK Parti bu yeni aşamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanında olmaya, milletimizin dilini konuşmaya, onunla olan gönül bağını korumaya devam edecektir. 5. olağan kongre çalışmalarımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hepinizin bu toplantıya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun.